dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. Bu çarşamba çok güzel olma sözü verdi. Sis tabakalarının temizlenmesi bazı yerlerde uzun zaman kalsa da sis tabakasının kalkmasına paralel olarak güneşin de kendisini göstermeye başlamasıyla sıcaklık 20 dereceye kadar çıkacak. Önümüzdeki günlerde de hava durumunda fazla bir değişiklik beklenmiyor. Bununla birlikte meteoroloji bürosundan bir meslektaş pazar gününden itibaren soğuk hava akınıyla karşı karşıya kalacağımızı söyledi. Bu da hava sıcaklığının gelecek hafta tek haneli olacağı anlamına geliyor. Suriye'nin ve Kürtlerin kaderi belirlendi. Soçi'deki toplantıda Putin ve Erdoğan Suriye'nin kaderini belirleyen bir karar üzerinde anlaşmaya vardı. Kürt milisleri YPG yine kaybeden taraf olurken Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad kazanan tarafa dahil edildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Soçi'de yaklaşık 6 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Moskova ve Ankara arasında 10 maddelik bir muhtıra imzalandı. Muhtırada her iki tarafında Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasına ve Türkiye'nin milli güvenliğinin korunmasına olan bağlılıklarını teyit ettikleri vurgulandı. İki ülke terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle mücadele etme ve Suriye topraklarındaki ayrılıkçı gündemleri boşa çıkarma yönünde kararlı olduklarını ifade etti. Mutabakat muhtırası kapsamında Tel Abyad ve Resulayn içine alan 32 kilometre derinliğindeki mevcut Barış Pınarı Harekatı alanındaki yerleşik statükonun muhafaza edilmesi kararlaştırıldı. Doğu Türkçe'nin haberine göre mutabakat kapsamında ayrıca Menbiç ve Tel Rıfat bölgelerinden tüm YPG unsurlarının silahlarıyla birlikte çıkarılacağı kaydedildi. Mültecilerin güvenli ve gönüllü şekilde geri dönüşlerini kolaylaştırmak maksadıyla ortak çalışma yapılması da kararlaştırıldı. Toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan hareketle güvenli hale getireceğimiz alana Suriyelilerin yerleşeceğine inanıyoruz dedi. Türk tarafının güvenlik endişelerini paylaşıyoruz diye konuşan Devlet Başkanı Putin ise Erdoğan'la insani yardım konusunu da ele aldıklarını ve Suriyeli göçmenlerin vatanlarına dönmesi gerektiğini söyledi. İmzalanan Soçi muhtırası kapsamında YPG'nin Suriye sınırındaki 30 kilometrelik bölgeden çekilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca iki ülke bir hafta sonra 10 kilometre derinlikte ortak devriyeye başlayacak. Halk müziğinin Büyük Adam, Küçük Aşk gibi film ve dizi müziklerinin usta ismi Mazlum Çimen, anılarımıza sinmiş şarkılarını proje albümde topluyor. Toplamda 14 adet en iyi müzik ödülü sahibi olan Mazlum Çimen efsane şarkılarını müzik dünyasının en önemli yorumcularına emanet ediyor. Feryadı İsyanım, Başımın Belası, Sen Benden Gittin Gideli gibi şarkıların veya türkülerin ustası Mazlum Çimen'in eşsiz seslerinin ve yorumcuların katıldığı proje albümünde toplam 17 eser bulunuyor. Uzun zamandır proje üzerinde yoğun bir çalışma yapan Çimen 2 cd'den oluşacak albümün içinde çok sürpriz isimlerin olduğunu söyledi. Türkiye'ye silah satışını protesto eden bir grup Kürt yanlısı eylemci, çarşamba sabahı kaseldeki ölüm silahları üreten Kraus maffei weckmann fabrikasının kapılarına kendilerini zincirledi. Çarşamba sabahı Kraus maffei weckmann silah fabrikasının önünde gösteri yapıldı. Polis çok sayıda göstericinin kendilerini kapılara zincirleyerek kapıların açılmasını engellediğini açıkladı. Göstericiler Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği askeri operasyonu ve KASEL'den Türkiye'ye silah satışını protesto ettiklerini belirtti. Protestocular çarşamba günü yaptığı açıklamada silah tekelinin diğer şeylerin yanı sıra Kuzey Suriye'de sivil nüfusa karşı kullanılan Leopard 2 tanklarını ürettiği vurgulandı. Bu arada sol parti eyalet parlamentosu grubu aktivistlerle dayanışma içinde olduklarını açıkladı. Verim baskısı düşük ücret ağır çalışma koşulları hast ediyor. Alman emekçileri arasında hastalık raporu alanların sayısı son 10 yıl içinde %70'ten fazla arttı. Olay Sol Parti'nin Alman hükümetine konuyla ilgili verdiği soru önergesiyle ortaya çıktı. Buna göre Kamuya ait sağlık sigortasına kayıtlı emekçilerin hastalık nedeniyle rapor aldığı gün sayısı 2008 yılında 319 milyon iken 2017'de 546 milyona yükseldi. Bu da %71'lik bir artış anlamına geliyor. Bundan başka hastalık nedeniyle izin alanların sayısı da önemli ölçüde arttı. Seçimlere bir hafta kala yapılan anket sonuçlarına göre bu hafta sonu yapılacak eyalet parlamentosu seçimlerinde sol partili başbakan tarafından yönetilen Tüningen'deki SPD Sol Parti Yeşiller Koalisyonu çoğunluğu kaybetme hattında bulunuyor. 27 Ekim'de Türingen eyaletinde yapılacak parlamento seçimleri öncesinde yapılan kamuoyu yoklamalarına göre yarış oylarını ikiye katlayan ırkçı parti AFD, Sol Parti ve SEDU arasında olacak. ZDF Polit tarafından yapılan son yoklamalara göre Sol Parti'nin %27, SEDU'nun %26, AFD'nin %20, SPD'nin %9, Yeşillerin %8 ve FDP'nin %5 oy alması bekleniyor. 2014 yılında yapılan son seçimlerde CDU yüzde 33.5, Sol Parti yüzde %28 28.2, SPD yüzde 12.4, AFD yüzde 10.6, Yeşiller yüzde 5.7, FDP ise yüzde 2.5 oy almıştı. 5 yıldır Sol Partili Başbakan Budo Ramelov tarafından yönetilen Turingen eyaletinde yaşayanlara göre çözüm bekleyen bugüne kadar çözülmemiş en önemli konular şöyle. %28 ile eğitim, ve okul, %16 ile altyapı, %13 ile çevre ve iklim. Eyalette ulaşım bir felaket durumunda. İnternet ve cep telefonu bağlantısı kaplumbağazında. Türgen halkının %80'i kırsal alanda yaşıyor. Burada tren, otobüs ve resmi daireler ve altyapı oldukça önemli konulardan birisi. Bazı yerleşim birimlerinde yıllardır iş günlerinde sadece 3 okul otobüsü çalışıyor. Ancak hafta sonları ulaşım yok. Bu durum özellikle yaşlılar için dayanılmaz bir olay olarak ortaya çıkıyor. Çünkü alışveriş imkanı ve resmi daireler 2 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Bu şikayet konuları Sol Parti Başbakanlığı döneminde de değişmedi. İdare, kamusal altyapı her zaman devlet kurumlarının insanları ne kadar ciddiye aldıkları ve önemsediklerinin işareti olarak tanımlanıyor. Diğer dinleyiciler Radokasel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.